Merhabalar, ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tekrardan normal tempoya döndüğümüzü bildirmek isterim. Seri katiller dosyasının bu bölümünde çok fazla istek alan Belle Gunness adlı bir kadın seri katili izleyeceğiz. Belle'in en önemli özelliği ise öldüreceği insanları gazete ilanından buluyor olmasıydı. Belle Gunness diye bilinen Norveç asıllı Brynhilde Paulsdatter, Amerika'nın meşhur kadın seri katili 1859 yılında Trondheim adlı şehirde dünyaya geldi. Bu küçük şehirde sıradan bir hayatı vardı. Onun en yakın arkadaşı ablasıydı. Fakat ablası bir süre sonra Amerika'da Chicago şehrine taşınınca yalnız kaldı. Bu yalnızlık onu çok mutsuz ediyordu. Bu yüzden Amerika'da yaşayan ablasına sık sık mektup yazıp bu durumdan bahsediyordu. Ablası Anna da orada kendisi gibi Norveç göçmeni bir adam ile evlenmiş, kendisine yeni bir düzen kurmuştu. Ama kız kardeşinin bu çaresizliğine de kayıtsız kalamıyordu. Yazdığı bir mektupta düzenini kurduğunu ve yanına gelmesini istedi. Brynhilde 1883 yılında yani 22 yaşındayken tekrardan en sevdiği insan ablasının yanına yerleşti. Yaşadıkları mahalle de aynı kendileri gibi Norveç ve İskandinav göçmenlerinden oluşuyordu. Brynhilde yeni ülkesine uyum sağlamak için adını da Belle olarak değiştirdi. Belle ablasının yanına taşındıktan bir yıl sonra orada tanıştığı Matt Sorensen ile evlendi. İkilinin çocukları olmuyordu. Bu yüzden evlatlık edinmeye karar verdiler. Mads'in durumu buna müsaitti. 3 çocuk evlatlık edinerek kendi çekirdek ailelerini kurdular. Bir süre sonra sonunda kendi çocukları da olunca geniş bir aileye dönüştüler. Evlilikleri mutlu mesut devam ediyordu. Mads ailesi büyüyünce kendi işini yapmak isteyerek bir fırın işletmeye karar verdi. Fakat bir şanssızlık eseri fırında yangın çıktı. Fırın kül oldu. Ama yangın sigortaları olduğu için maddi bir kayıplar olmadı. Sigortadan iyi bir para gelmişti. Birkaç ay sonra ise bu kez de evleri yandı. Ama evde sigortalı olduğu için yine bir problem çıkmadı. Sigortadan aldıkları parayla pahalı bir mahallede bir ev alabilecek paralar oluşmuştu. Ama Sorensen ailesinin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyordu. 1896 ve 1898 yıllarında iki çocukları şiddetli bağırsak sancılarından sonra hayata veda ettiler. Son ölümden 2 yıl sonra ise Matt Sorensen aynı şekilde hayatını kaybetti. Matt kendisine 8.000 dolarlık, dönemin ciddi yüksek meblağı değerinde hayat sigortası yaptırmıştı. Kocasının ölümünün hemen ardından Belle sigortadan parayı ve geriye kalan 3 çocuğunu alarak Indiana'nın LaPorte kentinde bakımsız bir çiftlik satın aldı. Bu çiftlik Amerika tarihine kara harflerle geçecekti. Belle Sorensen çiftliği komple elden geçirdi. Eski halinden eser bırakmamıştı. Çiftliğin etrafına da uzunca çitler ördürdü. Tadilat işleri biter bitmez yeni tanıştığı Peter Gans ile evlenmeye karar verdiler. Peter de Norveç göçmeniydi. Peter Belle'in yeni çiftliğine önceki evliliğinden oğlu ile taşındı. Fakat küçük çocuk birkaç ay sonra yakalandığı bir virüsten dolayı hayatını kaybetti. İkili yollarına devam etmeliydi. Çiftlikte çalışıp tarlada ektiklerini LaPorte pazarında satıyorlardı. Belle yeni eşine de hayat sigortası yapmasını istemişti. Ölümlü dünya, ne olur ne olmaz. Adam hayat sigortasını yaptıktan kısa süre sonra mutfakta başına kıyma makinesinin düşmesiyle can verdi. Peter'ın cansız bedenini mutfakta ilk gören Belle'in 14 yaşındaki kızı Jenny olmuştu. 1900 yılında Belle ikinci kez dul kalmıştı. Jenny suçun annesinde olduğuna inanıyordu. Bu yüzden daha fazla dayanamayarak karakola giderek annesine şikayet etti. Polis küçük kıza inanmayınca bu olay kızın sonu oldu. Belle kızının kendisine ihanet ettiğini öğrenince onu ortadan kaybetti. Civardan soranları ise daha iyi bir eğitim alması için San Francisco'da yatılı bir okula gönderdiğini söyledi. Belle çiftlikte erkeksiz kalmıyordu. Sürekli birileri gelip onunla kısa süreliğine de olsa ilişki yaşıyorlardı. Ama bunların hiçbiri onu memnun etmiyordu. Çünkü onun aradığı şey aslında paraydı. Bu yüzden işi daha da abartarak
gazeteye ilan verdi. İlanda kendisinden çiftlik sahibi zengin bir kadın diye bahsediyordu. Aradığı adayların özelliklerinin içinden ise en önemlisinin zengin olmasıydı. Bell ilana cevap verenleri çiftliği gezdirmek için davet ediyordu. Etrafta yatırıma hazır yerler olduğundan da bahsedip yanlarında para getirmelerini istiyordu. Cepleri dolu gelen erkekler bir daha çiftlikten ayrılamıyorlardı. Akşam yemeğini karıştırdığı uyku hapıyla adamları uyutup mutfakta parçalara ayırıyordu. Parçaları ise çiftliğinde bulunan domuzlara atıyordu. Böylece misafirden eser kalmıyordu. Sadece bazı gelen misafirler kadının garip hareketlerinden sonra orayı terk ederek hayatlarını kurtarıyorlardı. Ama çoğunluğu o kadar şanslı değildi. Bunlardan birisi de Norveçli Ole Batsberg'di. Adam en son bu çiftliğe gelmişti. Bir daha haber alınamayınca oğulları çiftliğe gelerek babalarını sordu. Ama oraya hiç gitmediği cevabını aldılar. Çiftlikte çalışmakta olan Ray Lamphere da Belle'e aşıktı. Ama o sıradan bir işçiydi. Kısa süreliğine cinsel ilişkiye girmiş olsalar da Belle'in aradığı eş statüsünde değildi. Çünkü zengin değildi. Ray eve sürekli gelip giden erkeklerden çok rahatsız olunca Belle ile ciddi bir kavga etti. Bunun sonunda ise çiftlikten kovuldu. Fakat Ray kadın resmen kafaya takmıştı. Bu takıntıyla sürekli geceleri sarhoş bir şekilde çiftliğe gelip hakaretler yağdırıyordu. 27 Nisan 1908'de Bell avukatını çağırarak vasiyetini yazdırmak istedi. Vasiyetinde tüm mal varlığını çocuklarına bıraktığı yazıyordu. Kendisi öldüğünde çocukları da ölmüşse eğer adını kafadan uydurduğu bir Norveçliler derneğine bağış yapılmasını istedi. Ayrıca son zamanlarda Ray adlı eski çalışanının kendisini tehdit ettiğini, başına bir şey gelmesinden korktuğunu da ifade etti. Vasiyeti yazdırdıktan tam bir gün sonra çiftlikte çok büyük bir yangın çıktı. Resmen çiftlik alev alev yanıyordu. Yangını ilk fark eden Ray'in yerini çiftlikte işe aldığı John Maxson'dı. Joe yatağından duman kokularıyla uyanır uyanmaz bir yangın olduğunun farkına vardı. Koşarak ev halkını uyandırmaya çalıştı fakat evden tek ses çıkmıyordu. Joe tüm iyi kalbiyle çocukları kurtarmak istiyordu ama nafile. Yangın her yeri sarmıştı. O da en azından canını kurtarmak için camdan dışarıya çıktı. Sağdan soldan gelen komşular ile içeriye girmeye, insanları kurtarmaya çalışıyordu ama bunu bir türlü yapamadı. Sonunda itfaiyenin gelmesi ile artık yanıp kül olmuş çiftlikte Belganis'in ve çocuklarının da yanarak hayatlarını kaybettiklerini düşündü. İtfaiyeciler yangınla ilgili inceleme yaparken yangının bilerek çıkarıldığı sonucuna vardılar. Çiftlik sanki birisi tarafından kundaklanmıştı. Polisler de bu sırada adli incelemelerde bulundu. Tabi Belle olan takıntısıyla bilinen Ray'e çevrildi tüm gözler. Ray polisler tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Sorgu sırasında Ray yıkılmıştı adeta. Suçun üzerine kaldığına mı üzülsün, sevdiği kadının yanıp kül olduğuna mı? İlk incelemelere göre anne ve çocuklarının yanmış cesetlerine ulaşıldı. Sadece ilginç bir şekilde Belle Gunness'ın kafası yoktu. Ailenin çiftliğin içinde çaresizce yanıp kül olması bölgede ciddi bir trajediye yol açtı. Gazetelerde baş sayfalarda üzüntülü manşetler atılıyor, halk arasında herkes bu aile için gözyaşı döküyordu. Yangın yerinde araştırmaların devam etmesiyle herkesi şok edecek detaylar çıkmaya da başladı. Adli tıp raporuna göre evde bulunan başsız ceset Belle Gunness'a ait değildi. Bilinene göre Belle şişman bir kadındı ama ceset çok zayıftı. Polislerin tahmini bu kadın daha önceden öldürülüp buraya bırakılmış, Belle sanılsın diye kafası da vücudundan ayrılmıştı. İşin rengi şimdi değişmeye başlamıştı. Bölgede iyi bir anne olarak bilinen Belle aslında başka birisi miydi? Herkesin dilinde asıl kadına ne olduğu vardı. Rapor halkı ilk kez böyle bir şey yaşıyordu. Yanı başlarında bir şeytan yaşamış ama haberleri yoktu. Hal böyle olunca dedektifler çiftliği daha fazla araştırmaya başladılar. Çünkü bilinene göre sık sık başka şehirlerden erkekler gelip kayboluyorlardı. İncelemeler devam ettikçe insanların kanı donuyordu. Detaylı ilk incelemeye göre erkek saatleri, kıyafet parçaları, cüzdanları enkazda bulundu. Biraz daha derine inince gömülmüş olarak erkek kemik parçalarına ulaşıldı. Bu
Bu sırada kayıp erkeklerden birisinin abisi de buraya gelerek abisini aramaya başladı. Polislerle birlikte süren araştırmalar sırasında evin yanındaki domuzların yaşadığı yerde evin içerisine gömdürülmüş çöp yığını buldular. İlk kazıda erkek eşyalarına ulaşıldı. Daha da kazmaya devam ettiklerinde ise burunlarına çok kötü kokular gelmeye başladı. Biraz daha altta bulunan çuvallarda insan parçalarına rastladılar. Kollar, bacaklar, kafalar. İnanılmaz korkunç bir durum söz konusuydu. Laporte şerifi de ne diyeceğini şaşırmıştı. Kazıldıkça daha çok cesede ulaşıldı. Hatta Bell'in San Francisco'ya okumaya gönderdiğim dediği kızı Jenny'nin bile cesedi buradaydı. Toplamda 18 cesede ulaşıldı. Kısa süre sonra ise çoğu parçası eksik 24 cesede daha ulaşıldı. Bu durumda toplam sayı şu anlık 42 gibi duruyordu. Bell Gunness işlediği cinayetlerden sonra ortadan kaybolmuştu. Ülkenin her yerinde onu arıyorlardı fakat bulunamadı. Polisler erkeklerden çaldığı paralarla ülke değiştirdiğini düşünüyordu. Çaldığı para tahmini olarak 100 bin dolar civarındaydı. O dönem için bu çok büyük bir paraydı. Bell bulunamadığı için yargılanan tek isim ona aşık olan Ray Lampier oldu. İnatla tüm suçları reddetse de toplumsal baskı yüzünden bir evi kasten kundaklamak suçundan yargılanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ray hapis cezası sırasında koğuş arkadaşına bazı şeylere itiraf etti. Bu itirafları içerisinde hiçbir cinayeti işlemediğini sürekli tekrar ediyordu zaten. Ama onun dışında Bell Gunness'ın işlediği bazı cinayetlerde gömmesine yardım ettiğini söylüyordu. Hatta bazı geceler mutfakta sabaha kadar et parçaladığını söylüyordu. Bu etler insan etleriydi. Ayrıca yangının çıktığı gün evi de uzaktan izlediğini itiraf etti. Yangının çıktığı sırada birisinin at arabasıyla evden uzaklaştığını gördü. Onun tahminine göre bu Bell Gunness'tı. Ama artık Bell Gunness için her şey çok geçti. Bell Gunness arkasında onlarca ceset ve gizemiyle ortadan kaybolmuştu. Belki de gittiği yerde hala öldürmeye devam etmişti. Bu videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoları beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.